Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz din felsefesi konusu. Felsefenin dine yaklaşımını ele alacak olursak, din felsefesi dini konu edinen, dinin kurallarını ve kavramlarını ele alan, sorgulayan felsefe dalıdır. Dinin felsefi açıdan ele alınması için din hakkında bir düşünme ve açıklamadır arkadaşlar. Felsefe denilince daha çok belli başlı kavramlar üzerinde yoğunlaşmak gerekiyor. Burada en önemli kavramlardan bir tanesi akıl kavramı arkadaşlar. Akıl us anlamına gelen bir kavramdır. Yine din felsefesinde de dinin konularını, bazı dinleri sorgulayan felsefenin din felsefesinin daha çok konulara ussal yani akılsal yaklaştığını görüyoruz. Burada felsefenin dine ilişkin tavrı tıpkı sanata ve ahlaka ilişkin tavrı gibi ussaldır dedik ve sorgulayıcıdır arkadaşlar. Sorgulayıcı eleştirel demektir. Felsefe dine karşı sorgulayıcı yani eleştirel bir tavır takınır diyebiliriz. Felsefenin bu tavrı dini dayandığı bir takım temel dogmalar yani kabul edilmiş bir takım kurallar, kavramlar ve iddialar bakımından kavranmaya yöneliktir. Kavranma derken şunu kastediyoruz. Daha çok düşünceye dayalı, yani akla dayalı bir anlayış şeklinde karşımıza çıkmaktadır din felsefesine yaklaşım. Burada din felsefesine yaklaşımda teoloji yani din bilimi ve felsefe karşılaştırması yapmak gerekiyor din bilimi. Bilimler daha çok kesinlik taşıdığı için felsefede de kesinlik olmadığı için arkadaşlar felsefe sorgulayıcı yani eleştirel ama din bilimi teoloji dogmatiktir yani eleştiriye kapalıdır arkadaşlar. Teolojinin amacı inananların inançlarını güçlendirmek belli başlı kurallar var bilimlerde biliyorsunuz. Bu anlamda da inananları inançlarını güçlendirmeye çalışır. Fakat felsefenin amacı dinin bir takım ilke ve kurallarını sorgulamaktır. Yani sorgulamak burada düşünmek, irdelemek anlamında kullanılmaktadır arkadaşlar. Bir takım ilke ve kurallar üzerine düşünmek felsefenin işidir diyebiliriz. Yine teolojinin belli bir dini ve konuyu ele aldığını söyleyeceğiz. Felsefe ise belli bir dine yönelmez, bütün dinleri genel olarak bakar konularına, bütün dinleri genel olarak inceler, bütün dinler üzerinden hareket eder sevgili arkadaşlar. Din felsefesinde Felsefenin konulara irdeleyici yani sorgulayıcı yaklaştığını söylemiştik. İrdelerken kavramlar üzerine düşünür arkadaşlar. Burada din felsefesinin bir takım temel kavramlarından bahsedeceğiz. Tanrı gibi, peygamber gibi, vahiy, iman, ibadet gibi kavramlar. Tanrı yaradan demektir arkadaşlar. Evrende var olan her şeyin yaradıcısı olduğuna inanılan en yüce varlığa biz tanrı diyoruz. Peygamber Tanrının buyruklarını insanlara bildiren elçi, vahi ise peygamber aracılığıyla insanlara iletilen bir takım emir ve yasaklardır. İman, Allah'ın varlığını ve birliğini dil ile söyleyip kalp ile tasdik etmektir. İbadet, Tanrının bir takım buyruklarını yerine getirmektir diyebiliriz. Burada din felsefesinde yine bu temel kavramları sorgularken arkadaşlar bu sorgulayıcı tavırda bir takım sorular karşımıza çıkıyor. Yani bir takım sorunlar karşımıza çıkmaktadır. Felsefede sorular önemlidir demiştik. Yine bu din felsefesinde de geçerlidir arkadaşlar sorular. Din felsefesinin bir takım temel soruları vardır. Bunların en önemlilerinden bir tanesi tanrının varlığı sorunudur. Tanrı'nın varlığına ilişkin bir takım yaklaşımlar öne sürülmüştür. Üç farklı yaklaşım var arkadaşlar burada. Üç başlık genel başlık altında ele alabiliriz. İlk yaklaşımımız Tanrı'nın varlığını kabul edenler. Tanrı'nın varlığını kabul edenler. Din felsefesi bu soruya e, üç farklı şekilde karşılık vermektedir. Teizm gibi yani tanrıcılık diğer bir adıyla ee, tanrının varlığını kabul eden teizm tanrının öncesiz ve sonrasız olduğunu düşünür. Evrenin koruyucusu, evrenin yaratıcısı, evrenin egemeni olarak tanrıyı kabul eder. İkinci olarak deizm diğer bir ifadeyle de yaradancılık. Tanrı'nın varlığını kabul eden deizm Tanrı evreni yaratmış sonrasında evrene herhangi bir müdahalesi olmamıştır der. Deizm e, Tanrı'nın evrenden aşkın olduğunu evrenin dışında bulunduğunu evreni bir kere planlayıp yarattıktan sonra evrene müdahale etmediğini savunur arkadaşlar. Üçüncü olarak panteizm tüm tanrıcılık yine panteizmde tanrının varlığını kabul eder ve tanrı evrenle özdeştir birdir der arkadaşlar. Özdeş ve birdir tanrı ile evren özdeşleşmiştir panteizme göre bu görüşü savunan e, filozof genellikle sorulabilir Spinoza şeklinde bilmemiz gerekiyor diyebiliriz arkadaşlar. Tanrı'nın varlığı sorununda ikinci yaklaşım olarak Tanrı'nın varlığını reddeden yaklaşımı ele alabiliriz arkadaşlar. Tanrı'nın varlığını reddeden yaklaşım. Ateizm, Tanrı tanımazlık şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Ateizm, Tanrı'nın varlığını reddeden görüştür ve dilimize tanrı tanımazlık diye çevrilmiştir arkadaşlar. Genel anlamda ateizm dini inançsızlığı ve tüm dinlere karşı olmayı ifade eder. Üçüncü olarak tanrının varlığı sorunu üçüncü olarak karşımıza tanrının varlığının ya da yokluğunun bilinemeyeceğini savunan görüş olarak yani agnostisizm olarak çıkmaktadır. Tekrar ederim. Tanrı'nın varlığı sorunu e, din felsefesinde en önemli sorunlardan bir tanesidir. Bu sorun üç farklı şekilde karşımıza çıkıyor demiştik. İlki Tanrı'nın varlığını kabul edenler. ikincisi Tanrı'nın varlığını reddedenler. Üçüncüsü ise Tanrı'nın varlığının ya da yokluğunun bilinemeyeceğini savunan görüş olarak agnostisizm şeklinde karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar